Selam arkadaşlar 20 günde temel atma töreni TYT yaz kampı 10. videosu zarflardayız. Şimdi arkadaşlar sıfatlarda biz ne demiştik? İsimleri niteleyen veya belirten sözcüklerdir demiştik. Zarflarda da fiilleri ve daha fazlasını niteleyen sözcüklerdir diyeceğiz. Bak burada ne demişiz? Fiilsiz zarf olmaz demişiz. Arkadaşlar sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdi. Zarfları da şöyle aklımızda tutabiliriz. Bunlar da fiilleri niteleyen sözcükler ama geriye 3 tane daha nitelediği kelime kalıyor. Onlara da hep beraber bakacağız. Ne demişiz burada? Çok oku, hırslı çalış, fazla dinlenme. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Burada dikkat et oku kelimesi bir fiildir. Çalış kelimesi bir fiildir. Dinlenme kelimesi bir fiildir. Fiili niteleyen veya belirten sözcüklere bir zarf diyoruz. Çok oku, hırslı çalış, fazla dinlenme. Şimdi sorularına hep beraber bakacağız. Burada da sizi bitirmişiz zaten. Geldik. Bu soruları sor demişiz. Nasıl, nereye, ne kadar, ne zaman sorularını eğer ki ben bir fiile, bir fiilimsiye, bir sıfata veya yine kendi türünden sözcük olan bir zarfa sorduğumda zarfları buluyorum arkadaşlar. Zarfların sorulduğu kelime sayısı da fazla olduğu için birazcık karıştırılabilir. Birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bol bol örnekle bunu aşacaksınız arkadaşlar. Hemen tiyolarımıza geçelim. Alt başlıkları nelermiş bir bakalım. Soruların karşılıkları demiş. Nedir? Ağır ağır yürü. Yürü fiilini aldım. Nasıl yürü? Ağır ağır. Ben demek ki nasıl sorusunu sorduğum zaman durum zarfını buluyorum. Yukarı çıktım. Nereye çıktım? Bak çıktım bir fiil. Soruyu neye sorduğuna çok dikkat et. Nereye çıktım? Yukarı çıktım. Nereye sorusu çok mantıklı olarak yer yön zarfını belirtiyor. Burada bir yıldızımız olacak. Bundan bahsedeceğim. Çok yoruldum. Ne kadar yoruldum? Çok yoruldum. Miktar zarfı mantıklı olarak ne kadar miktar belirtiyor. Bugün geldim. Ne zaman geldim? Bugün geldim. Zaman zarfı. Neden çalışmadın? Mesela bu şekilde sorulabilir soru zarfı şeklinde kullanılabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz neler yapmışız? Geldik fiilimsiler ve kullanıma. Şimdi fiilimsilerin temelinden bahsetmedik. Tiyolarda, videolarda söylemiştik. Detaylı olarak bunların konu anlatımlarını zaten sezon başında ekleyeceğim arkadaşlar. Ona da çok yakın bir zamanda başlıyoruz. Fiilimsi nasıl bulunur? Ben çok kısa bir formülden bahsetmiştim gençler. Shorts videolarında da var. Onları da seyredebilirsiniz. Şuraya bir yere koyacağım. Fiilimsiler önce cümlenin yüklemini bulacaksınız arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir taktiğimiz var. Yüklemi buldum, yüklemi kapattım yüklemden sonra eğer sa gelmiş bir kelime varsa onu da kapattım. Onun dışında geriye kalan bütün kelimeleri olumsuz yapıyorum. Eğer olumsuzluk eki getirebilirsem ve olumsuz yapabilirsem o sözcükler fiilimsidir. Gelelim sinirli bunu olumsuz yapamıyorum. Sinirli sinirlime olmuyor. Konuşan konuşmayan bak bunu olumsuz yapabildim. O zaman bu fiilimsidir diyeceğim. Adam adam olumsuz yapamıyorum gitti. Susturmaya susturmamaya bak olumsuz yapabildi. Geldim bu da fiilimsi. Çalışırken çalışmazken bak bu da fiilimsi uyduğu Kendi kendime kendi olmuyor. Okey. de daha zaten bağlaç. O zaman 3 tane fiilimsi tespit ettik arkadaşlar. Ne yapıyoruz biz? Fiilimsiyi niteleyen veya belirten sözcükler demiştik değil mi? Hemen şunları silelim. Bakalım nasıl nitelemiş. Sinirli konuşan. Nasıl konuşan? Sinirli konuşan. Bak fiilimsi niteleyen sözcüklere biz ne diyorduk? Zarf diyorduk. Fiilimsi'yi bulduk. Niteleyen veya belirten bir sözcük var mı? Baktık. Var. O zaman zarftır diyeceğiz arkadaşlar. Susturmaya. E bunu niteleyen bir belirten sözcük yok. Adamı susturmaya belirtmedi herhangi bir şekilde. O zaman bu fiilimsi tek başına kaldı çalışırken çalışırken sözcüğü bir zarf fiildir arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Nasıl sinirlendi? Ne zaman sinirlendi? Çalışırken sinirlendi. Bu zarf fiil, zarf fiiller zaten zarf türünde alınmış olur. Kendi de, kendi neydi? Dönüşlük zamiri hatırla. Hemen tekrar ediyoruz. D da bağlaştı. Onlara geleceğim zaten. Okey. Bu şekilde bulabilirsiniz. Mesela kazanıyor. Kazanıyor yüklem. Nasıl kazanıyor abi? Çalışarak kazanıyor. Geçmiş olsun ben fiile bir soru sordum kazanıyor bir fiildi. Nasıl kazanıyor? Çalışarak. O zaman bu zarf olmuş oldu. Aynı zamanda bu bir zarf fiil. Nasıl çalışarak kazanıyor? Bak fiilimsi. Bunu rahatlıkla tespit edebiliriz. Kazanıyoru kapattım. Döndüm. O, oma olmuyor. Eledim. Bütün eledim. Sınavları eledim. Düzenli düzenleme olmuyor. Çalışarak, çalışmayarak bak olumsuz yaptım. O zaman bu fiilimsi olmuş oldu. Nasıl çalışarak? düzenli çalışarak o zaman bir fiilimsiyi niteleyen veya belirten sözcüğe ben ne demiştim? Zarf demiştim. Türü tespit etmek çok kolay. Bu da zarf. Bu da zarf ama bu zarf fiil. Fiilimsi olarak tespit ettim. Çünkü nasıl kazanıyor? Fiile soru sordurdum ve geçtim arkadaşlar. Böyle parça parça siz de tek tek alıştırma yaparak buluyorsunuz gençler. Ne demişiz? Yer yön sorunsalı. Evet burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Yer yön zarfları ek alırsa isim olurlar. Yer yön zarfları ek alamaz arkadaşlar. Az önce dışarı çıktı. Çıktı fiil. Nereye çıktı? Dışarı. Bak ek almamış herhangi bir şekilde o zaman bu yer yön zarfıdır diyeceğim. Okey? Ama az önce dışarıya çıktı dersem, çıktı yine fiil. Nereye çıktı dışarıya? Şurada ek aldığı için bu bir isim olmuş artık. Bak aynı soruyu sordum. Ancak ikisinin de türü farklı. İkisine de nereye sorusunu sordum ama ek almış halini görür görmez isim diye yapıştırıyorum arkadaşlar. Hemen içeri gir. Gir yüklem. Nereye gir? İçeri içeri yer yön zarfı olmuş oldu. Çünkü ek yok. Ama hemen içeriye gir dersem burada e a'yı almış. Bu fiili nitelemiş. E a'yı aldığı için fiili nitelediğine bakmadan isim diyorum. Bakın şuradan da tespit edebilirsiniz gençler. Mesela şöyle yapalım. Bu cümlenin ögelerini bulalım. Hemen geldik. Çıktı yüklem. Kim? O gizli özne. Hatırlıyorsunuz. Ne zaman çıktı? Az önce zaman zarfı. Yani zaman zarfı burada türü bulmuyoruz. Ögeyi buluyoruz. Zarf dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Bu yer yön zarfı olduğu için bu da zarf tümleyici olmuş olacak. Ama şurada çıktı yüklem. Yine o gizli özne. Az önce yine zarf tümleyici. Nereye çıktı dışarıya? Burada yer tamlayıcısı olacak. Çünkü ek almış. Bak burada zarf tümleyici oldu. Burada yer tamlayıcısı oldu. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar sorularda karşınıza gelebilir. Hemen gelelim şimdi sen çöz kısmına. Burada örneklerimiz var. Yağmur birdenbire arttı. Şimdi nereye gideceksin? En hızlı çözen kazanır. Yine çok güzel çıkmışsın. Durmadan kaçması beni üzdü. Hayata sıkı sıkı sarıl demişiz. Çok güzel örnekler vermişiz. Bu örneklerin içerisinde bana türü zarf olan kelimeleri buluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan sonra gelecek olan ilk videomuzda paragraf problem sorunsalına değineceğiz ve söylediğimiz gibi matematikle Türkçenin arasını yapacağız. Paragraf ve problem soruları arasındaki ilişkiye bakacağız. Türkçenin matematik üzerinde ne gibi bir etkisi var? Matematiğin Türkçe üzerinde ne gibi bir etkisi var? Nasıl fayda sağlayabilirler birbirlerine? Sözel mantığın Matematik üzerindeki özellikle problemler sorusu üzerindeki etkilerini bol bol inceleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.